abi. Buyurun. Sedat Isınır öğretmeniz abi. Sedat Bağcı. Evet. Evet, Sedat Isınır öğretmeniyim. Aynı zamanda matematik öğretmeniyim. Yeni başlıyor okula. Evet, aynen. Okulunuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, adım Mustafa. Sizin matematik ve sınıf öğretmeninizim. Sizinle tanışmak istiyorum. Buradan başlayalım. Adım Sedat, soyadım Bağcı. Ayağa kalkar mısın? Adım Sedat, soyadım Bağcı. Senin adın ne? Arkadaşlar çözdünüz mü? Sayın X'i söyler misiniz? Hocam 5. X 5 doğru. Sedat sen de bizi Y'ye söyle zaten. O da belli. Allah bilir hocam. Sen birbirine dalga mı geçiyorsun? Hayır hocam. Çözemedin mi bu soruyu? Gerçekten çözemedin mi? Yok hocam. Cihan Bey, oğlunuz okulda kavga etmiş. Onunla bir görüşseniz bizim için iyi olacak. İyi günler. Lan şşş! Otur okuldan alana mı gittin? Ne telefon oynuyor böyle? Sana demiyorum medyaj çalış diye. Sen gerizekalı mısın? Şimdi Allah'ın lezzetini çalışacaksın. Gel de beni burada. Bizim sınıfta da bir çocuk var. Yani sıkıntılı bir çocuk. Kim o? Sedat. Hiçbir şey anlamıyor derste. 2 saat aynı konuyu anlatıyorum. Hiçbir şey anlamıyor çocuk. Sen onunla bir konuşsan olur mu ya? Beni çok sıkıyor. Görüşeyim hocam. Onun sınıfını ve numarasını aldım diyeyim. 9C. Evet. Yazın sonuçları okundu. Sizler okuyacağım. Mevlüt Tayyip 85. Evet, Kamil 32. Sedat 15. Aferin oğlum, böyle devam et. 15. İyi günler. İyi günler. Buraya niye gelmiştiniz? Benim odamda sıkıntısı var ya, matematiğe bağlıyor. Ben ona göre özel bir eğitim öğretmeye tutmak istemiştim. Tamam, iyi günler. Hocam hangi günler hazır? Eğer size müsaitseniz salı cuma dersi vurayım. Tamam hocam, salı cuma günleri saat 4 gibi yerseniz idare olur. Peki. Sedatcığım merhaba. Merhaba. Bugün seninle matematik dersinde ilk konuya giriş yapacağız. Peki hocam. Çocuğum öncelikle hangi konuları anlamadın? Baştan mı alacağız? Evet hocam, hiçbir şey anlamıyorum. İlk konunuz ne yavrum? Mantık hocam. Tamam. Sedatcığım bak, burada V var. Sana bir örnek çözeyim daha iyi anlarsın. Peki hocam. Sedatcığım, 0 veya 0 eşittir 0 olur yavrucuğum. Anladın mı? Anlamadım hocam. Bana mı vuruyorsun? Sen bana mı vuruyorsun? He? Aferin oğlum, böyle devam et. 15. Şimdi Allah'ın lezzetini çalışacaksın. Çözemedin mi bu soruyu? Gerçekten çözemedin mi? Mehmetçi gelir misin buraya? Hemen. Koş. Gel. Geç oğlum. Sen çıkar mısın?
Nasılsın? İyiyim hocam. Öğretmenlerin senden şikayeti farkında mısın? Evet hocam. Peki bunun sebebi ne? Bilmiyorum hocam, matematik yapamıyorum, anlayamıyorum. Peki matematik haricinde başka sıkıntın var mı? Yok hocam. Peki Seda, sana birkaç tane soru soracağım, hazır mısın? Evet hocam. Evet Seda, soruları soruyorum, hazır mısın? Evet hocam. Sayılarla çalışma zorluğun var mı? Evet hocam, anlamıyorum. Matematiksel sembollerin kafan alıyor mu? Hocam anlıyor, okuyorum, 2 dakika sonra gidiyor. Peki. Basit bilgileri uygularken zorlanıyor musun? Basit bilgi ne oluyor hocam? Toplama, çıkarma, çarpma, dört işlem. Bazen hocam. Peki çevrenden baskı görüyor musun? Evet hocam, ailem çok baskı yapıyor. Öğretmenlerle ilgili problemin var mı? Evet, matematik öğretmeni kızıktırıyor. Arkadaş çevren nasıl? Geçen gün 2 tane çocuk Kamil'de beni tehdit etti hocam. Geldi onu uzattılar. Sonra siz yaptınız diye kavga diye müdürü demişler. Evet haberim var, haberini aldım. Peki Seda, şimdi sen sınıfına git. Dersini düzgünce dinle. Hocayla arana bozmamaya çalış. Çıkabilirsin. Tamam. İyi günler oğlum. Alo Cihan Bey. Merhaba efendim. Oğlunuz hakkında konuşmamız gerekiyor. En yakın zamanda okula gelin. Hoş geldiniz canım. Büfede konuşalım istersen. Olur tabi. Cihan Bey, sizi buraya oğlunuz için çağırdım. Neden? Oğlunuzu derse aldım ve birkaç soru sordum. Soruların hepsine de maalesef doğru cevap verdim. Yani olumlu cevapları verdim. Çocuğunuzun şöyle bir tespit yaptım. Şöyle bir hastalığı var çocuğunuzun. Hani internetten araştırdım. Birkaç doktor arkadaşım var, onlara sordum. Çocuğunuzun böyle bir rahatsızlığı var. Bu şeyin yani rahatsızlığı ne gibi biraz? Çocuğunuzun rahatsızlığı yani matematikteki en basit konu toplama çıkarmayı bile anlayamama, işaretleri aklına tutamama veya hocanın söylediklerini hani en kısa sürede kaybetme özelliğine sahip. Baskıdan acilen kurtulman gerek. Aşırı baskı çocuklarınıza ders çalıştırmaz. Aksine çocukların hayattan soğuma, hatta intihara kadar yol açabilir. Çocuklarınıza baskı yapmayın.